Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle uzun zamandır çekemediğim, evde olmadığım için çekemediğim Ezra Eren'le birlikteyim. Ne yazık ki telefondan katılmak zorunda olduğum için son haftalarda Ezra Eren'le videosu çekemiyordum. Ama bu sefer evde denk geldim ve sizlerle paylaşmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel bir arena süreci olur. Şu anda gördüğünüz gibi açılan içtimallere olan askerlerimi gönderiyorum. Karşımızda RA loncası var. Bayağı güçlü bir lonca. Eminim birçoğunuz duymuşsunuzdur. Bakalım onlara karşı bir şansımız olacak mı? Şu anda güzel gidiyoruz ama daha sonrasında neler olacak tabii ki bilemiyorum. Evet, sefer hızı açmayı unutmuşum. Sefer hızımı hemen açıp devam edeceğim. Raven burada. Oh, Raven'ın set'e bakın. Şu şampiyonlara bakın. RA loncasındaki üyeleri de şöyle kısaca göstereyim. Belki arasında tanıdıklarınız varsa aşağıya yorum yazarsınız ya da Türk varsa loncada aşağıya yorum yazarlar. Doğu loncasının Family'si anladığım üzere. Ben kadim kalıntılar 1'i seçtim. Birkaç kişi böyle aralarında bir yerleri aldılar. Doldurma ile ilgili herhangi bir plan yapmadık. Kimi görürsem o şekilde dolduracağım. Yani Fu'daki düzen KM'de ne yazık ki yok. Alt üst bir arena etkinliği sonuçta. Ama tabii ki kazanırsak daha iyi olur. Kazanmazsak da yapacak bir şey var mı? Yok. Aa, bu Konj bir yerden tanıdık geliyor bana. Konj ile ilgili sanki bir arena etkinliğinde vardı. Belki de Fu'dayken denk gelmiş olabilirler. Çok tanıdık geldi. Evet, Raven çakıldın mı bu setle Raven? Raven şaka mı yapıyorsun? Dark Side'ın setine de bakacağım. Şaka mı yapıyorsun? Ya dolu değildi arkadaşlar ama dolu gibi gözüküyor. Çok fazla asker çıktı ya da terse denk geldi. Zebu şu anda Metiye vuracak. Zebu'yu bekliyoruz. Zebu da piyade olarak girmiş. Meti süvaridir o zaman. Karışık tutmuş. Evet, güzel bir şekilde savunmalar yapılıyor. Henüz benim olduğum kısım açılmadığı için ben daha çok asker gönderme odaklı takılıyorum. 2, 1, evet burası da açıldı hemen saldır diyerek Hisar kısmından. Daha önce zaten size tabularla ilgili bir video yapmıştım. İzlemediyseniz hemen sol taraftaki işaretin açıklamadan vesaire izleyebilirsiniz. Orada zaten taburlarımı detaylı olarak gösterdim. O yüzden şimdi böyle ayrı ayrı göstermeme gerek yok. Mix setimi giydim. Asker atmadığım yerlere askerlerimi de gönderiyorum. Asker göndermekten inceleme fırsatım olmadı diğer lonca. Normalde biliyorsunuz set takıntım olduğu için yani bu artık bir takıntı diyebiliriz buna. Setlere bakmaya bayıldığım için daha henüz onu inceleyemedim. Ama işte elimden geldiğince öncelikli olarak buraları doldurmam gerekiyor. Bir de nedense benim attığım yer hala dolmadı arkadaşlar. Şu anda Hisar'da yani benim attığım hisarda asker attım. Benim hisarımda şu anda asker yok. Kimse asker atmıyor. Yani biri solo saldırsa şu anda böyle alır. Çok rahatlıkla alır. Ya 40 kere de yazıyorum ama bu benim şanssızlığım bence. Bakın herkes dolduruyor. 3 milyon, 4 milyon artık neyse dolduruyor. Tıka basa dolu hisarları. Ama benim hisarım nedense bomboş kalıyor. Bana neden asker atmıyorsunuz sevgili KM halkı? Neyse yani kısmet yapacak bir şey yok. Dolar elbet. Evet şu an zaten iki kişi göndermiş. Ben onları az önce hızlandırmıştım. Evet. Bir gözlem yedim. Bakıyorum. Bu arkadaşımız 1.9 beylik bu arkadaşımız. Sanırım içtima açacak. Ne güzel bana içtima açacak. Açsın. Kendimizi bol bol denemiş oluruz. Büyük ihtimal aynı SLD oranlarına sahibiz. Yani aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. 40 kere yazarak 3.5 doldurabildim ama anlamadığım şey 1 dakikada nasıl bu kadar asker gelebiliyor? Yani bot falan mı kullanıyorlar? Şoka girdim. Bütün içtimaları arkadaşlar 4 milyon yani full doluyor. Ve gerçekten şaşkınlık içindeyim. Bu arada piyade geliyor. Süvari ve formasyonu aldım. Setim zaten ayarlı karışık yünerdeyim. O piyade seti efsane yalnız gördünüz mü? Piyade seti çok güzel. Geldi geldi ve evet aferin kızım sana. Aferin kızım. Evet piyade seti yalnız cidden çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok iyi vurdu.
Acaba üzerinde 60 level lider varken, bende de yokken vursaydı sonuç nasıl olurdu? Onu çok merak ettim. Yani dediğim gibi kendimi denemeye zaten bayılıyorum. Evet, şöyle rapora bir bakalım. Gerçi baktığımız zaman aramızda çok fazla da fark yok. Büyük ihtimal bir de benim askerimle daha azken almışım. Yine alabilirdim. Ama tabii 60 level lider almak çok fazla etkili oluyor. Benim o da olmadığı için, onda da olmadığı için yani 50-50 sayılabiliriz. Evet, Meticiğim vuruyor. Vurmak üzere bomboş yere vuruyor. Vurdu, evet. Dağıtmış karşı taraftaki arkadaş. Diğer yerlere tabii ki asker atmaya hızlı hızlı devam ediyorum. Yani tüm ordu kollarımı, ki şu an 8 zaten siz de görebiliyorsunuz. Tüm ordu kollarımı gönderebileceğim kadar gönderiyorum. 11 Kahirolu abi bana içtima açtı bu arada. Ben de bol bol asker yalvarıyorum artık bana asker atın diye. Asker konusunda hala sıkıntı yaşıyorum, dolmuyor. Gerçi dolsa ne yapacaksın bu 11 kalık abi karşısında kızım sen? Yani herkes dişine göre savaşmalı bence arkadaşlar. Hani dişinin bir üstü olabilir, bir altı olabilir. Ama bu abi 1 dakikada 4 milyon askeri topladı arkadaşlar. 1 dakika bile değil. 30 saniyede toplayıp 30 saniye gelmesini bekledi. Yani şu anda sayıdan anlayabiliyorum çok rahatlıkla doldurduğunu. İlk başta şunu düşündüm, bir tık böyle eksik gelirlerse en azından kıyıdan köşeden yenemesem bile kendimi denerim dedim. Ama şu anda ölüme doğru gideceğiz. Ya yani şu anda tek challenge'ım lider bırakacak mıyım, bırakmayacak mıyım? Evet, şu anda bir de karışık 4 milyonla geliyor arkadaşlar. Yani seti çok iyi bu arada. Piyade... Aa, alamadım. Piyade kareye alsam acaba alabilir miyim diyecektim de. Oyun kastığı için alamadım. Zaten yapıştım böyle çuks diye. Aa, bu arada formasyonu tutturmuşum, değişecektim, piyade kare yapacaktım. Ona rağmen yapışmışım yani, diyecek bir şey yok. Gözleyip hayranlıkla bakacağım. Aa, of, abinin sete bak. Abi sen al zaten, bu hisarı alamazsan ağlarım ben. 3 tane 11 kalık kahramanı var. 3 tane 11. Ya sen killer'ın karşısına geçsene abicim. Senin benim karşımda ne işin var? Ya az önceki arkadaş tamamdı. Benle eşit düzeylerde sayılır da sen uçmuşsun. Sen Nirvana'sın. Senin benim karşımda işin yok. Bu arada piyade içtimi açtım. Eğer dolarsa test etmek için. Ya yani piyadem aşağı yukarı iyi sayılır. Yani dolarsa bir deneyebilirim en azından. Böyle bir adama karşı ne kadar hasar vereceğim, ne kadar hasarla yenileceğim, bunu öğrenmiş olurum diye düşünüyorum. Tabi dolarsa. Bu arada 2 dakikalık 3 dakikalık falan içtimalar açıyorum ama şimdiye kadar açtığım hiçbir içtima tam olarak dolmadı. Ve bu abiye 4 milyon asker dışında girilmesi zaten çok zor. Hani şey, lider bırakacak mıyım bırakmayacak mıyım testi olur. En kötü de olmazsa öyle bir test sizlerle yaparız. Bu abinin benim karşıma gelmesi de ayrı bir olay tabii. İkinci defa ihtimali sanırım iptal edeceğim. 2 milyon doldu. Önceki 3 milyon dolmuştu. Dolmuyor. Benim işte abi 1 dakikada 4 milyon ihtima doldururken ben 3 dakikada 4 milyon dolduramıyorum. Olmuyor. Ben yapamıyorum. Killer'ın yanına gitsen ya. Ya Killer'la savaşır mısın? Abicim sen ne bana musallat oldun ama ya. Neyse. Üçüncüye bir daha içtim açtım. Dolacak mı dolmayacak mı bilmiyorum. Evet, şu anda diğer yerlerdeki içtimaları da sizlere yavaş yavaş gösteriyorum. Evet, süvari olarak vurdu ve aldı. Diğer taraf zaten karışık sette. Setleri özellikle gösteriyorum. Efsane setler var. Görün istiyorum. Bu sefer de 3 dakikalık açtım. 3 dakikalık yine dolmayacak. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Bu sefer vuralım bence. 3 dakikalık bile olsa vuralım. Evet, Zebu'ya vurdu ve Zebu da aldı. Onca zamanda çok güzel ihtimaller karşıladım ve bu kadar zaman sonra karşıma bu arkadaşın gelmiş olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu arada şu anda ne kadar önde gözüksek de arkadaşlar çok iyi doldurup vurdukları için, yani zaten görüyorsunuzdur, dikkat ediyorsunuzdur.
bayağı iyi savaşıyorlar. O yüzden bizi yakalayabileceklerini hatta geçebileceklerini düşünüyorum. Bu arada 3 milyona yaklaştık. Yeniden 3 milyon bandında kalacak mı diye bir tahminim var. Çünkü daha 50 saniye var. Belki 3.5'a doğru çıkabilir. Eğer 3.5 civarlarına çıkarsa bir lider bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız testi yapabiliriz. Neden öyle bir test yapıyoruz? Çünkü gideceğimizi çok rahatlıkla görebileceği için zaten her türlü süvari V'yi alacak ya da süvari kareyi alacak ve bizi patates edecek. Ben o yüzden bir kendi kendime test yapıp daha sonra buradan fıyacağım. Daha böyle yardımcı olabileceğim biri en azından bulabilirsem o tarafa doğru geçeceğim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi 3 tane 11K'lık arkadaşa saldırıyoruz ve yapıştık. Yapıştık. Hem de felaket yapıştık. Baya az eksik askerim var. Ama lider vermedim. 390K gibi bir rakamla lider vermedim. O yüzden mutluyum. Gerçekten baya güçlü. Sete baktığınız zaman bunu yenebileceğiniz tek tip piyade tipi gibi gözüküyor. Aşağı yukarı zaten nereden yenebileceğinizi anlayabiliyorsunuz. Biraz zor arkadaşlar. Yani piyade el alamıyorsak bunu. Yani 4 milyona yine bir denenmesi lazım ama yine hiçbir türlü ben bunu alamam yani. İnsan kendini biliyor. Bu arada az önce asker attığım Punisher içtima açtı. Kendisi cezalandırmaya geldi. Ama hatırladığım kadarıyla benimle aynı set tarzı bir şey vardı. Yani çok öyle şampiyon setli 11K'lık hero'lu bir kale değildi gibi hatırlıyorum. O yüzden neden ben alamadıysam işte başta hiçbir fikrim yok. Yani bakacağız. Yani o büyük ihtimal ikimiz de harcar Punisher. Bak ben sana söylüyorum canım kardeşim. Bu arkadaş killer dışında hepimizi bu loncadaki herkese harcar. Punisher'cıyım. Bence hiç uğraşma. Ben denedim olmuyor kardeşim. Bir de full'de değilsin yani full'de dolu değilsin. Neyse tamam uğraşmak istiyorsan buyur saldır. Evet şu anda piyade setiyle gördüğünüz gibi saldırıyor. İki tane kupası var. Biri altın, bir mitik. Yani seti de benden iyi değil. Seti de kötü. Ki sevgili Punisher lock diye yapıştı. Yani yapacak bir şey yok. Bu arkadaş bizimle aynı statüde bir arkadaş değil. Üzgünüm ama değil. Bence killer dışında yani şu gösterdiğim killer dışında bu arkadaş zor. Bir de chat'te 60 level lidere ihtiyacım var yazıyor. Acaba burada 60 level liderin alınmadığını bilmiyor mu bu arkadaş? Bu da çok ilginç bir detay. Ve asla da içtimalar dolmamaya devam ediyor. Yani şu anda açılan bütün içtimalara bakıyorum ve dolmuyor. Chat'te de aynı durum söz konusu. İşte siz doldurun ben hızlandırırım diyenden tutun. Bazı içtimalar dolarken bazıları hiç dolmuyor. Evet, kadim kanıtlar 4'e geçti bu arkadaş. Punisher. Ben de yavaştan başka yere doğru bir gideceğim. Alabildiğim yer olursa güzel olur. Çünkü ordu SLD'lerin çoğunu onlar aldığı için şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Evet, Punisher bir daha Fet'e çakıldı. Fet okçu setli, o da süvari setli olarak saldırmış. Kendine full okçu aldı büyük ihtimal ve karşıladı ama içinde büyük ihtimal az sayıda okçusu vardı. Ama setinden dolayı kurtarmış olabilir. Bugs Bunny'nin yanına doğru gidiyorum. Tabi önce Bugs Bunny içtima açan arkadaşın vurmasını bekleyeceğim. Daha sonra ona yazıp izin alacağım. İzin aldıktan sonra içtima açacağım. Sonuçta burası onun bölgesi. Yani lakkadanak buraya gelip içtima açmak uygun olmaz. Bu arada içtiması da dolmuş. Bu tarafta içtimalar doluyor mu? Bizim o taraflarda dolmuyor da acaba? Evet. İçtimalar hız kesmeden devam ediyor. Ardı ardına içtimalar açılıyor. Ben olabildiğince yere asker atıyorum. Ama bazılarını da yakalayamıyorum ve bazen de tabii ordu sınırına takılıyorum. Emoski şu anda vurdu ve çakıldı. Emoski sen de mi çakıldın? Emoski'nin çakılacağını 40 yıl görsem inanmazdım. Bayağı iyi bir içtima kaptın çünkü. Ama tabii burası arenada askeriniz azsa ya da işte ne bileyim ufak tefek olaylardan dolayı bile yenilebiliyorsunuz. Ne kadar normalde iyi olursanız olun. Burada hali hazırda her şey olabiliyor. Seti unutursun, hüneri unutursun.
değişmeye birçok şey unutursun olabiliyor. Bu arada Chihiro savunmada Raven'ı patates etmiş. Çok iyi savunmuş. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçi anlamayacaklar ama olsun. Raven'ın seti belki de o loncadaki en iyi 5 set arasında falan yer alıyor. Ona rağmen biraz sanki sıkıntı yaşıyormuş gibi geldi bana. Çünkü her gördüğümüzde böyle bir yeniliyor değil mi? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Sürekli böyle bir yenilme havasında takılıyor. Evet. Bugs Bunny'ye bu arada içtima açtım. İçtimam her zamanki gibi dolmuyor ama o da dağıtıp son 20 saniyede falan asker toplamaya başladı. Yine son 20 saniyede toplamasına rağmen 1,5 falan oldu galiba içerisi. Piyade süvari hünlerimi ayarladım. Allah ne verdiyse saldıracağız. Evet, bu alanda bekledim. Piyadeyi aldım. Ve yola çıktım. Bu arada setlerini değiştirmem gereken birçok nokta var. Bununla ilgili videolar gelecek. Yani setlerimi incelediğim, oranlarımı gösterdim ama henüz setlerinde birçok şey ayarlamadım. Birçoğunun yeri değişecek. Çok umursamıyorum şu aralar böyle kendim savaşmadığım için, sadece arenada savaştığım için. Ama merak etmeyin, onunla ilgili istediğiniz video gelecek. Bu arada aldık. Evet, gördüğünüz üzere saldırdık ve Bugs Bunny'den aldık. Ancak full piyade olarak girdiğim için şu an bir tık bir sorun olabilir. Evet, 1.7 girmiştik. 1.3 karşılamış. Süvari kara zaten değiştirmiş. Karışık setine çok güveniyor gibi bir izlenim var. Bu yüzden sanırım karışık topluyor. Çünkü ne zaman görsem karışık setiyle saldırı savunma yapmaya çalışıyor. İyi bir seti var büyük ihtimal oran olarak falan. O yüzden ona güveniyor. Ancak ben piyade kahramanlarla ve saçma sapan bir askerle olduğum için. Evet, bakıyorum. Evet, karışık geliyor. Süvari V geliyor olabilir. Piyade ağırlıklı olduğum için. Yani ne olursa olsun büyük ihtimal yapışacağız. Çünkü piyade kahramanlarlayım. Çok da umursamıyorum açıkçası. Çünkü kazandık zaten. Son 2 dakika kaldı ve askeri üstünlük bizde ve yapıştık. Evet, şöyle baktığımız zaman süvari ve tahmin ettiğimiz gibi yine süvari kareyle yapıştım. Çünkü bildiğiniz üzere kahramanların piyade. Bu da yapılmaması gereken bir savunma şekli. Ancak arenada bunları çok da umursamaya gerek yok. Çünkü yeniyoruz dediğim gibi. Açıkçası videonun başlarında, yani şöyle bir ilk 20-30 dakikasında bizi böyle yakalayacaklar, hatta geçeceklermiş gibi bir izlenimim vardı ama görüyorsunuz aradaki fark 30k civarlarında ve bir anda son 10 dakikada falan bizimkiler birazcık hani zaten yeneceğiz bayağı fark oldu diyerek ve ihtimaller dolmamaya başladı. Ne olursa olsun sonuna kadar salmamak gerekiyor aslında. Keşke salınmasa ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak kazandık. 10 tane usta topçu madalyasını şimdi alacağım. Toplam 51 tane parçamız, madalyamız olmuş oldu. 72k puan yapmışım. 18. sıradayım. Jason 1. ve devamında da zaten görüyorsunuz. Genelde doldurucu olanlar, direkt içtima açanlar değil de dolduranlar daha fazla puan kazanıyor. Sonlara doğru 2 dakikalık içtima açmıştım ve büyük ihtimal vurabilseydim yeniden hasarı alacaktım. Ne kadar asker hızlandırırsam hızlandırayım ne yazık ki olmadı. Ancak iyi bir savaş oldu. Sonradan çok fazla, aradaki farkı biz açtığımız halde çok çabuk bize yaklaştılar. Dediğim gibi sonlara doğru çok fazla salma durumu oldu. İçtima dolmama durumu çok fazlaydı. Bundan önceki iki savaşta çok iyi rakiplerle eşleşmiştik. Hahloncası ve Sisloncasıyla ve yenildik. Çok iyi savaşmışlardı. Hatta birinde Hahloncasına çok büyük bir farkla yenilmiştik. Buradan beni izleyen bu loncularda olan herkese kucak dolusu sevgiler. Umarım videolarımı izlemeye devam edersiniz. Hoşça kalın.